Kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Evet, bugün yeni bir videoda karşınızdayız. Alışveriş! Tabii kadınların çok sevdiği alışveriş biliyorsun. Diyorsun. Çünkü bunlar ev için, bunlar hepimiz yememiz için bize aldık yani. Olsun yani. Kadınlar çok sevdiği için onlar alışveriş yapıyorlar. Aynen. Kadınlar çok sevdiği için bunlar hepsi kadınlar yiyor deyip bayırış yapmışık. Ve diyoruz ve lafı değiştiriyoruz. Erdik ve hesap bakalım deyince böyle kocan çok mu cimri pinti diyorlar. Yok değil aslında, ben ona takılmayı seviyorum. Yok sen bir şey aldı, sen aldı demez ama ben benim de hoşuma ona takıl, bu hoşuma gitmiyor değil. Demem tabii, niye diye. Evet, şimdi gelelim alışverişimize. Malum kış aylarındayız, üşütüyoruz, hasta oluyoruz. Ve ne içiyoruz diye ılamur reklamına girmiş bu arada. Evet. Ilamur aldık öyle. Ilamur. Kış için iyice bulunsun diye, hasta olursak içmek için. Gerçi eşim onu sevmiyor ama biz aynen. Oğlanla ikimiz içiyoruz. Neden sevmiyorum? Ben küçükken annem çok hasta oluyordum ben küçükken. Annem de bana hep ılamur yapıyordu, içine bal koyuyordu. Çok tatlı oluyordu. Ben de onu döküyordum balkonun giderinden aşağı. Bir gün eve karıncalar basmıştı. Annem bana çok kızmıştı. Bir de şekerli sütü döküyordum. Ya bozuk yapmadım o yüzden. Bir de şekerli sütü döküyordum öyle. Ben nereden bileyim giderden karıncaların yukarı çıkacağını. Bir tabii köy evi tek katlı. Balkonun giderinden aşağı döküyorum. Ben döküyorum. Bitirdim diyorum anneme, veriyorum. Ben döküyorum, annem bitirdim diye veriyorum. Sen bir gün bas balkonu karıncalar, annem fark etmiş. Azıcık beni terlikle kovalamıştı. Tabii sen de biraz kaşınmışsın ama. Evet ben de biraz kaşınmış olabilirim. O yüzden evet. Yani ıhlamurla çok güzel bir anım vardır yani. Ihlamur. Olmazsa olmaz. Evet kış çayımız. İçinde portakal, papatya, kuşburnu gibi bir sürü bitkilerim olduğu bir çay. Hasta demleyerek... olduğumuz zaman hep içiyoruz. Aynen. Oğlan mesela keyfine de olsa hasta olduğu zaman da ben demleyip İçiyorum. Mesela bunu içmeyi seviyorum. Oğlan da çok seviyor. Oyunu Allah'tan oğlan babasına benzemiş. Maşallah ne verirsen yiyor içiyor yani. Bana benzemiş yanmıştım. Çok zor olurdu kendi evet. Anne olarak. İçeceklere devam edelim. İçeceklere devam ediyoruz. Malum pazar günü kar geliyor diyorlar. Ben de kar günü benim bir makarna takıntım vardır. Herhalde çocuktan kalmış köyde yaşadığımız için. Makarnamı da stoklarız diye. Makarnamı stokladım. Turşum da var, çayım da var. Makarnayı kavuracağım. Yanına turşu çıkaracağım. Allah nasip ederse yanına çay demleyeceğim. Uzatacağım bacaklarımı, karı seyredeceğim. Evet, seyredeceğim dediğin zaman eskiden de oluyor o işler. Şimdi çalıştığımız için olmuyor. Ya. Ancak kayarda zar yollar kapanacak ya. Ya nereden biliyorsun? Ya ayağının içine... Bir sabah kadar fazla yağarda. Ya yollar ben ayağı kuruyorum herhalde. Böyle olmasına dua ediyorum. Sen niye bozuyorsun? Elbette. Şu kakao var. Ben bunu mesela şey yapıyorum. Süt sıcak sütle karıştırıp bronzer üstüne de döküyorum. Güzel oluyor. Sadece içecek olarak da güzel oluyor. Evet. Muzlu içecek. Muzlu içecek. Bunlar hepsi orada tarzı şeyler. Evet. Ondan sonra bu en çok sevdiğim benim böyle nane limon. İçtiği zaman böyle o kadar çok içini yakıyor ki. İçini yakıyor. Hani grip olduğun zaman atlatmak için güzel bir şey. Aynen. Böyle burnun falan tıkılası, boğazlar falan hepsini böyle açıyor gidiyor yani. Öyle bir açıyor ki öyle bir açıyor. İçeceğini evet. Susmuyor sonra. Benim gibi böyle cırcır konuşuyorsunuz. Gibi. Evet, diyecek yemeklerini demedi hayret. Evet, bunu da kivisini de aldık aynısını. Bu da yeşil, bunda rengi çok hoşuma gidiyor. Yemyeşil oluyor böyle. Bu tadı da hoşuma gidiyor. Nasıl? Ve Türk kahvesi aldık. Bu kahveci Bandırma'da, bak 1943 yılından beri diyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri. Yani çok eski bir kahveci. O yüzden... Onun torununa gelen bir meslek. Aynen. Yani. Ben de geçerken dükkanımda hiç boş geçmem. Özellikle de böyle kahvede damla sakızlı, böyle çeşitli olanları da var. Bugün damla sakızlı kalmış. Tek ben de o yüzden damla sakızlı Türk kahvesini aldım. Onu pek eşim sevmiyorum ama ben tek başıma içtiklerim zaman mutlaka bundan yapacağım bundan sonra. Evet. Evet. Dübek kahvesi aldım oğlana. Oğlan da oğlan dübek kahvesi seviyor. Evet. Yapışacağım galiba kahveleri. Hepimizde de ayrı ayrı bak. Bu da normal Türk kahvesi. Biraz kahve fazla koktu herhalde. Yapışacak ama evet. Yapışamadım. Aynen Türk kahvemiz. Ve tabii bu kadar kahve aldık yanına. Ne almamız yanına, lazım? Yanına şeker tarzı şeyler olmazsa olmazı da yani. Aynen tabii yanına sunum yaparken yanına bir şeyler koymak gerekiyor yani. Sonuçta kahve şekerli lokumla güzel gidiyor. Şekersiz içiyoruz bu arada kahveyi. Yeni başladım onu da pek içemiyorum ama alıştıracağım herhalde kendime. Aynen. Fındıklı böyle drajı aldım. Bunları ben dökme alıyorum. Dökme daha az oldu. Alışırsa meyve şeker almıyor bundan. Şekerle mi kâr ederiz? Alışveriş videosunda kocam bey. Böyle fındıklı drajı aldım. Bunlar da çikolata. Mesela renkli aldım. Yalan söyleyemem. Renkli güzel duruyorlar diye aldım. Bayan olunca işte renkli güzel duruyor diye bir çikolata alabiliyor yani. Bunlar dış içi kayısı. Üstü beyaz çikolata kaplamalı böyle. Evet bunu da sen bu arada doldurmaya başlasana.
Hepsini ayrı ayrı mı koyacaksın? Evet, hepsini ayrı ayrı koyacaksın. Bu arada kocama da içip dedim, aramızda kalsın. Evet. Evet, bu lokumları da kocam Bey seviyor. Böyle meyveli lokum neden? Çocuk da orada seviyorduk öyle. Çünkü çocukluğumda çok seviyorum. O yüzden ona da bu meyveli lokumlardan aldım. Kendime de bu çifte kavrulmuş fıstıklı lokumlardan aldım. Ve kuru karısı aldım. İşe giderken yanıma koymak için. Galiba ses olacak. Biz onu sonra dolduralım büyük ihtimalle. Onlar bunları aldım ve eve birkaç çeşit baharatımı, baharat aldım. Mesela ben kimyonu çok kullanıyorum. Özellikle köftelerde bol bol kimyon koyuyorum. Mesela bulgurlu şeyler. Bu kimyon çok yakışıyor. Kısırı olsun, mercimekli köfteye falan. Kimyon aldım. Yanlış karıştırdım. Acı biber aldım. Yerleştirdim ya. Hemen direkt yerleştirdim arkadaşlar. Başak burcu. Evet. Üstte de neyi koyacağız? Bunu koyarız üstte de. Bunları da sonra koyarız. Küçük koyarız. Hindistan cevizi aldım. Bir de irmik aldım. Evde süperi stokladık. Olmaz olmaz. Aynen sürü tatlı yapmak için irmik. Evet. Şimdilik aldıklarımız bu kadar. Evet. Malum Başak Burcu olduğu zaman yerleşti topla dediğiniz zaman çok güzel toplayabiliyor. İşte sesini çıkarmak. Yeter ki etraf toplu dursun diye. Evet. Döver mi sen? Verir mi sen? Böyle bir de bu vardı evde. Bakın böyle koyuyorum. En azından hem şık duruyor hem de kahve yapacağım zaman alması kolay oluyor. Evet. Şimdi alışverişimiz bu kadar. Kanalımıza ve abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Evet, benim en çok sevdiğim Erdoğan'ın hiç sevmediği videolarla devam edeceğiz inşallah. Tabii ki bunlar ne? Gezme videoları. Nasıl alışveriş edeceğim sandın değil mi? Evet. Ay, gezme videoları. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bu hastalık biter. Havalarda biraz düzelir. Biz de gezmeye başlarız. Çünkü neden? Gezmeyi çok seviyorum. Ay, arabamızı aldık. Evet. Bir tane bizde eski bir arabamız vardı. Onu sattık. Onun üstüne biraz takviye yaparak başka bir araba aldık. Aynen. Bir gün onun videosunu çekeriz. Artık evet. Arabamızı da aldığımıza göre, aşılarda vurulmaya başladığına göre inşallah Rabbim tez zamanda bu hastalıklardan biraz ülkemizi kurtarır, rahatlatırız ve biz de artık gezmelerimize başlayabiliriz. Alışveriş diyeceğim sandığı için suratı bir ara değiştiydi ama gezme duyunca gülmeye başladı. Sizleri çok seviyorum vallahi mantolum. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Sizi seviyoruz. Neyiz? Sonra gelecektim. Bizi desteklemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evet, kamera arkasında kocam. Kocam Bey.